Sivas Kamuoyu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak, Genel Şehir olarak aranızda bulmakta büyük onur duyduk, mutluluk duyduk, belirterek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli milletvekillerimiz biraz önce kahvaltıda, protokol konuşmalarında çok güzel Sivas'ta ilgili şeyler söylediler. O sözlerin üzerine söyleyecek fazla bir şey yok ama müsaade ederseniz ben de birkaç cümleyle Sivas'ımızı 2004'ten bu tarafa Sivas platformu olarak yaptığımız Sivas'a çok önemli kurularımız var. Sivas'ı tanıtmak için gerek Sivas tanıtım günleriyle Yenikapı'da, Maltepe'de Sivas'ları bir araya getiriyoruz ama özellikle tabii Sivas'a gidemeyen ve İstanbul'daki diğer illeri Sivas'ta hepsi Sivas'ı buradaki İstanbul'lara tanıtmak için bu toplantı. Özellikle de Sivas'ı yabancılara tanıtmak için Sivas platformu olarak 2004'ten bu tarafa en az 15-20 tane Sivaslı bürokratlardan başladık. Sivas gazeteciler, valilik bürokratları, büyükşehir bürokratları, belediye başkanları Sivas'a taşıdık. Değerli hemşehrilerim, Hayati Bey burada, Hayati Bey çok iyi bilir. Bu kongre binasını gördükten sonra 1912 Eylül'de istimlak edilen Sivas Talebe Yurdu'nun burada hatırlamamak mümkün değil. Eskiden İstanbul sadece Suriçi, sadece Sirkeci idi. Sivas'tan gelen esnaflar, tacirler, tüccarlar, hemşehrilerimiz buluşma yeri o 50 kişilik Sivas Talebe Yurdu'nun küçük bir lobisi vardı. Yani bir çay ocağının önü. 2-3 masalık bir yerimiz vardı orada. O masanın orada buluşurlar, orada konuşurlar, orada dediğim gibi tanışırlar ve İstanbul'daki Sirkeci'deki otellerde kalıp alışverişlerini yapıp Sivas'a dönerlerdi. Şimdi o Sivas Talebe Yurdu'nda 50 kişilik yurtta binlerce hemşehrimiz yetişti. Yıllardır Sivas platformunu kurduğumuz günden bu tarafa. Sivas'ın bir kültür merkezi, bir toplanma yerinin, bir merkezinin olmasını hep arzu etmiştik. Ama bu Cenab-ı Allah Halit Başkan'la başlayan çok önemli derneğimiz olan Sivas İl Derneğimiz olan Beylikdüzü Sivaslar Derneği'ne bu nasip oldu. Eyüp Başkanı ve ekibini Hamit Bey'i ve buradaki belediye başkanı arkadaşımız ve yönetimini ben komple tebrik ediyorum. Böyle gerçekten bir buluşma yerinde bir Sivas merkezi olmaktan öte komple milli mücadelemizin merkezi olan yani gerçekten o önemli kararların alındığı merkezi komple binasını İstanbul'a taşımak çok önemli bir eser oldu. Bu eseri hep beraber bundan sonra sahip çıkıp bakınız bugün o kongrenin yapıldığı o küçük salonda bugün genel kurulumuzu yapıyoruz. Bundan önceki yönetimlerin ve burada seçilecek yönetimlerin de gerçekten aynı şekilde çalışmasını arzu ediyor ve hepimizin tabi dileği ve temennisidir. Değerli hemşehriler, Sivas Türkiye'de herhangi bir vilayet değil. Bir başka deyişle Sivas'ta birlik ve beraberlik sağlanmadan Türkiye'de birlik ve beraberlik sağlanamaz. Sivas, Türkiye'nin gerçekten bir kesitidir. Bunu belirttikten sonra Sivas Kongresi'nin 100. yılında Reis-i Cumhurumuz Sivas'ta o 100. yılda Sivaslara hitabetinde bir cümlesini sizlere aktarmak istiyorum. Sırtını Sivaslara dayayanın sırtı yere gelmez demiştim. Bir kez daha söylüyorum. Sırtını eğer Sivaslara dayıyorsanız sırtınız yere gelmez. Ama şimdi ben bu cümleyi kendi açımızdan bir başka şekilde ifade etmek istiyorum. O da şudur. Biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe de bizim sırtımız yere gelmez arkadaşlar. Biz bir ve beraber olmamız lazım. Birliğimizi ne zaman kaybedersek o zaman dediğim gibi bakınız bugün şimdi önümüzde seçimler var. Bu seçimlerde hep diyoruz ya nüfusumuz var, nüfuzumuz yok. Nüfusumuzun nüfuza dönüşmesi için işte bu birlik ve beraberlik burada
önümüze en önemli tablo olarak önümüze geliyor. Onun için burada mikro milliyetçilik demiyorum, kültür milliyetçiliği yaparak bizi temsil edecek arkadaşlarımıza hep beraber sahip çıkmamız gerektiğini belirtmek için bunu söyledim. Ve sözümü uzatmadan toplantımızın, genel kurulumuzun hayırlı olmasını bir kez daha dilerken, temenni ederken seslenecek arkadaşlara yürekten başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum.